Talas Belediyesi tarafından 2021 yılında yapılan hizmetler anlatıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi'nin bütçesi 2020 yılında 121 milyon liraydı. Sene sonunda Büyükşehir Belediye Meclisi'nde artırılarak 246 milyon liraya çıkardık dedi. Talas Belediyesi tarafından hizmet ve yatırımlar tanıtım toplantısı düzenlendi. Talas Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya daire başkanları ve basın mensupları katıldı. 2021 yılında Talas ilçesi için yapılan faaliyetleri Belediye Başkanı Mustafa Yalçın anlattı. 2019'da 98 milyon TL bütçemiz vardı. 2020 yılında 121 milyonu çıkardık ama olmadı. Tekrar biraz daha senenin sonuna doğru bir artış daha yaptık. Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla 246 milyona çıkardık çünkü gelirlerimizi artırmıştık. 2022 yılı bütçesi de 385 milyon TL olarak netleşmiş oldu. İnşallah Cenab-ı Allah yerli yerinde kazasız belasız hizmette kullanmamızı nasip eder. Bu arada biz iki tane, birisi Nisan 21'de 2021'de olmak üzere iki tane anket yaptırdık. Ulusal bir şirkete yaptırdık bunları. İki ayrı şirket yaptık. Memnuniyet anketi yaptırdık, öyle değil mi? Yani biz yapıyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz, ağzımızda kuş tutuyoruz diyoruz da insanlar ne diyor? 3062 kişi katılımcı sayısı vardı. Belediyeden memnuniyet %85.2 Nisan 21'de. Nisan 2019'da göreve başlamıştık biliyorsunuz. Sonra ikinci anketimizi de Ağustos 2021'de yaptırdık, 6 ay sonra falan. Orada da 1003 kişi üzerinde Talas Belediyesi memnuniyeti %69 olarak gerçekleşmiş oldu. Halihazırda biz bir Halidağ Füniküler projemiz var. Bu füniküler projemizde nereden hareket edecek? Biliyorsunuz şurası Kanacatı üzerinde, Kumanda Caddesi üzerindeki paraşüt indirme alanı. Paraşüt indirme alanından Kınar Ardı'na giderken 1700 metre ötede başlayan alt istasyon 1350 metre uzunluğunda bir hatla yukarıya çıkacak. 40 kilometrenin üzerinde esen rüzgarlardan etkilendiği için teleferik değil, finikülere karar verildi. Bu teknik olay. Bu yapıldığı zaman 1755 kotlar çıkılacak. Yani burayla bura arasında dikine düşünce bulursak 650 metre var. Geçenlerde bir iş adamları geldi. Kayseri'ye bir tane şey yapmamız lazım. Kule gibi simgesel bir bina yapmamız lazım diyorlar. Ben de dedim ki kaç metre olur? İşte filan yerdeki 200, filan yer 400. Ya bizim kulemiz var 600 metre. Al sana kule. İçini neyle dolduracaksak onu dolduralım. Şimdi bu mantıktan giderek iyi bir şeyler yapmak istiyoruz. Geçenlerde ihalesini yayınladık. İhaleye fiyat vermediler şimdilik. Yılbaşından sonra geliriz dediler. Peki dedik. Bunlar gördüğünüz gibi yapılacak olan Ali Dağ'ın üst ve altına yapılacak olan tesisler. Tabii bu tesisler hiçbirisi kovaya zarar vermeyecek.